Merhaba, nasılsın? Bugün seninle satışın bürokrasisi üzerine konuşacağız. Satışın bürokrasisi nedir? Şimdi biz diyoruz ki satışı kapatalım, ayrıntıda boğulmayalım, önemli olan satışı kapatmak, tamam. Ama bazen bu curcunada satışı kapatırken asıl ihtiyacımız olan şeyleri yapmadığımızı da fark ediyoruz. Satış kapamada sadece tek bir noktaya odaklanıyoruz. Mesela müşteriden okey alma, müşteriden imza alma ya da müşteriden para alma. Bunu yaptığımız zaman satışı bitirdiğimizi düşünüyoruz. Doğrusu o değil. Bakın, hangi işle meşgulseniz hepsinin ritmi farklıdır. Bazen bir satışta yüzlerce evrak imzalatmanız gerekir. Bazen sadece bir onay yeterlidir bizler için. Yani bir onay mesajı. Ama ne olursa olsun bazı şeyleri atlıyoruz. Mesela satışlar hızlı giderken tamam bunu yaptık. Adam diyor ki bana bunu söylemedin. Ya diyorsun ki söylememe gerek mi var, bu böyle. Hayır, bunu söylemedin diyor. Sen şu kadar fiyat söylemiştin diyor. Şimdi bununla ilgili şöyle bir tavsiyem olacak. Mesajlaşma programları, WhatsApp vesaire hepsi var. Mail olabilir. Sözsel olarak bağlayın. Satışı orada kapatacak her şeyi yapın. Ama efendim bu konuştuklarımızı prensip olarak biz yine mesaj olarak atmam gerekiyor size. Burada fiyat, termin süresi, kargo bedeli, her şey, aklınıza gelebilecek her şeyi, müşterinin takılacağı her şeyi yazın. Yazılı olarak göndermiş olun. Satışın heyecanıyla bunları kaçırdığınızda müşteri bunlarla ilgili size geri dönüş yapabilir. Bunu karşılamak, bu geri dönüşün negatif olayını karşılamamak için, negatifle karşılaşmamak için bunu düzenlememiz gerekiyor. Bunun için de bunu bir yazılı formatta sunabilirsiniz müşteriye. Bu sizin için bir avantaj olacaktır. Başka bir avantajı da adam 3 ay önce fiyat aldı. Acaba ne kadar fiyat verdi? Fiyat düştü mü, yükseldi mi? Yani baktığın zaman mesaj uygulamasına ya da maile, ben buna bu fiyatı vermişim, şimdi bir daha arayayım, bak fiyatlar değişecek, ucuzdan alsın ya da fiyat düşmüş, bunu haber vereyim diyebilirsin. Yani satışın heyecanına kapılıp bürokratik kısımları es geçme. Benim sana söylemek istediğim şeyler bunlar. Bununla ilgili dediğim gibi bir fiyat teklif formu bile hazırlayabilirsin. Şimdi şey çok sıkıcıdır. Yani müşteri arada fiyat ister. Efendim ben size mail olarak atayım. Ya hayır, bunu yapma. Fiyatını verebiliyorsan ver. Her şeyi söyle. Ama sonrasında yazılı olarak da dönüş yap. Bu hususlara dikkat etmeni istiyorum senden. Şöyle de bazen problemler çıkıyor. Gerçekten parayı alıyoruz, tahsilatı yapıyoruz, satış kapıyoruz ama bu böyle değil miydi? Bu şöyle değil miydi? Bu dediğim prosedür, bu dediğim bürokrasi seni korur. Her zaman için korur. Bana bunu söylememişsiniz. Hayır, söyledim. Fiyat artı KDV miydi? Evet, artı KDV'ydi. Ben öyle hatırlamıyorum. Bakın buradaki yazışmamızda var. Bir söz duymuştum. En silik kalem en güçlü hafızadan daha güçlüdür diye. Mutlaka yazılı olarak karşı tarafa gönderin. Kendinizi garantiye alın. Bürokrasi son derece sıkıcıdır. Çok ciddi bir oranda da lüzumsuzdur. Ama çok lüzumlu yerleri vardır. Bunları atlamayın satışınızda. Kendine çok iyi bak. Görüşmek üzere.